Bugünlerde bir şey daha var. Liseli çocuklarımız bildiri yayınlıyorlar. Birilerinin uykuları yine kaçmış. Lisede okuyan çocuklarımız bizim çocuklarımız. O çocuklar bizim onurumuz ve gururumuz. Hiçbir ayrım yapmayız. Onlar çağı yakalamak istiyorlar. Aydınlanmayı yakalamak istiyorlar. Kendilerini, okullarını, mahallelerini, siyasi kurumları, dünyayı sorgulamak istiyorlar. Ne oluyor bütün bu dünyada, bütün bu gelişmeler nedir diye sorgulamak istiyorlar. Karanlığa teslim olmak istemiyorlar onlar. Onlar bizim onurumuz, onlar bizim gururumuz, onlar bizim umudumuz, onlar bizim cumhuriyetimiz, onlar bizim laikimiz, onlar bizim devrimcimiz, onlar bizim çocuklarımız. Onlarla onur ve gurur duyuyoruz. Cumhuriyeti onların sayesinde kurduk, onların sayesinde büyüteceğiz ve geliştireceğiz. Gençlere bir şeyi hatırlatmak isterim. Hikmet Boran 7 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ne katılır. Sivas Kongresi'nde Türkiye'de manda olsun mu olmasın mı tartışmaları vardır. Söz alır ve aynen şunları söyler. Paşam, Mustafa Kemal Atatürk'e söylüyor. Paşam, yetkili üyesi bulunduğum tıbbiyeler beni buraya istiklal davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olurlarsa olsunlar şiddetle ret ve takbih ederiz. Farz-ı mahal, yani örnek olarak manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve telin ederiz diyor Mustafa Kemal'e. Ve Mustafa Kemal şunu söyler. Evlat müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölümdür. Bizim anladığımız gençlik budur işte. O nedenle gençlerimize ve gençliğe güveniyoruz. Onlar potansiyel suçlu olarak görebilirler. Ama biz öyle görmüyoruz. Onlar bizim onurumuz, gururumuz, umudumuz ve geleceğimizdir. Dolayısıyla bu düzeni değiştireceğiz. Kimlerle? Gençlerle birlikte değiştireceğiz. Onların önderliğinde değiştireceğiz.